Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere saatler konusunu anlatacağım. Saatleri nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz? Öğleden önce olduğunda nasıl okumalıyız? Öğleden sonra nasıl okuyacağız? Ayrıca saatlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapmamız gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Problemler esnasında bu bize problem çözerken lazım olacak. Peki toplama ve çıkarma işlemi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunları da sizlere anlatacağım. Örnek problemler de çözeceğim. Hemen başlıyorum. Şimdi ilk saatimde akrep ve yelkovanı yapmadım. Çünkü size ilk önce bir gün ne demek? Yani bir gün kavramı üzerinde açıklamalar yapmak istiyorum. Şöyle şimdi dijital saatler var çevremizde. Dijital saatlerde şöyle göstereyim ben mesela işte şöyle yazıyor. 08.10 yazıyor. Burada zaten dijital saatleri okumak kolay. Burada 8'i e 10 geçiyormuş. Ama Rakamlarla ifade edilen saatlerde hani bazı duvar saatlerinde işte kolumuza taktığımız saatlerde saatin kaç olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi biliyorsunuz bir gün 24 saat ama birden 24'e kadar saatlerin üzerine rakamları sığdırmak zor olduğu için insanlar bir günü ikiye ayırmışlar. Öğleye kadar yarısı öğleden sonra diğer yarısı yani 24'ü ikiye bölmüşler ve 12'ye kadar rakamları yazmışlar. Şimdi bir gün nerede başlıyor? Bir gün gece yarısı dediğimiz bizim genellikle uykuda olduğumuz saatler yani gece yarısı şurada sıfır. 12'nin olduğu yer aynı zamanda sıfır noktası. Çoğu zaman sizler gece saat 11 civarında 10.30-11 civarında yatıyorsunuz. Birçok insan 12'ye kadar genellikle yatıp uyumaya başlıyor. Ve gece yarısı dediğimiz bu sıfır noktasında yeni bir gün başlıyor. İşte diyelim ki salı günü başladı. Ve biz uyuyoruz. Uykudayken Şimdi saatimizin üzerinde az sonra göstereceğim. Akrep ve Yelkovan var. Akrep saatleri gösteriyor. Yelkovan dakikaları gösteriyor. Akrep o kısa olan burada sıfır noktasındayken Yelkovan bir tur attıktan sonra kısa olan Akrep bir rakamın üzerine geliyor. Ve bir saat geçmiş oluyor. Biz uykuya devam ediyoruz. Gece. Yeni bir gün başladı ama salı günü biz uykudayken. Sonra Akrep tekrar bir rakam daha ilerliyor. Tabi Yelkovan da bu arada bir tur atıyor. Ve saat 2 oluyor. 2 saat geçti. Sonra saat 3 oluyor. 4 oluyor. 5 oluyor. İşte saat 6'da işte hava aydınlanmaya başlıyor. Tabi yaz ve kış mevsimine göre bu değişiyor. Ve güneş doğmaya başlıyor. Sabah oluyor yavaş yavaş. Sonra 7 oluyor. İşte işe giden insanlar uyanıyorlar. Öğrenciler yavaş yavaş kalkıyor. İşte 8 oluyor. Ve okullar açık olduğunda saat 9'da okula gitmek için artık hazırlıklarını yapıyorlar ve sabahın ilk saatlerinde bu şekilde 8 saat geçmiş oluyor salı günden. İşte 9'da okula varıyorsunuz. Dersler başlıyor. Ee, birinci ders, ikinci ders, teneffüsler 10, 11, 12 derken bir günün yarısını bitirmiş oluyorsunuz ve 12'de e, öğlen zamanı diyoruz. Öğle zamanı oluyor ve bir günün yarısı bitmiş oluyor. 12'den sonra tekrar akrep 1'in üzerine geldiğinde yani kovanda bir tur attıktan sonra kısa olan akrep 1'in üzerine geldiğinde artık biz öğleden sonraki saatlere 1 demiyoruz. 12'den sonra buna 13 diyoruz. Hemen şuraya yanına yazıyorum. Saat 13 oluyor. Sonra bir saat daha geçiyor. 2'nin olduğu yere gelince 14 diyoruz. 15 oluyor 3'ün olduğu yerde. Sonra dersler bitiyor işte eve doğru gidiyorsunuz. 16 oluyor. 17 oluyor ve 18 oluyor. Artık yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. 19 oluyor. İşte akşam saatleri oluyor. İşe gidenler işten dönüyorlar. Akşam yemeği zamanı oluyor. İşte bu arada sizler okuldan dönüp ödevlerinizi yapıyorsunuz. Belki biraz oyun oynuyorsunuz. Daha sonra saat 20 oluyor. İşte akşam oturuyor aile televizyon izliyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar, dertleşiyorlar. 21 oluyor. İşte çocuklar oyun oynuyor. Ödevleri varsa ödevlerini bitiriyorlar artık. 22 oluyor ve yavaş yavaş artık yatmaya hazırlanıyor insanlar. Ve bir gün işte o dediğimiz salı günü de bitmeye yakın. Sonra 23 oluyor ve yavaş yavaş uykuya dalıyoruz. Uyuyoruz ve gece tekrar 23'ten sonra 24. saatte tekrar sıfır noktasına geldiğinde 24 saat geçmiş oluyor. Ve salı günü bitiyor. Yeni bir gün başlıyor. Biz uykudayken işte çarşamba günü başlıyor örneğin. İşte bu şekilde akrep ve yelkovan bu rakamların arasında dönerek dediğim gibi akrep saatleri yelkovan da dakikaları gösteriyor. Şimdi onları da çizeceğim. Bir gün böyle oluyor. Şimdi akrep şöyle çizeyim. Örneğin şöyle kısa olan akrep bu saatleri gösteriyor. Yelkovan da şu uzun olan dakikaları gösteriyor. Şimdi biz öğleden önce olduğunda bu saati nasıl okuyacağız ve nasıl yazacağız? İlk önce akrebe bakacağız. Akrep nerede? 2'yi geçmiş. 3'e henüz gelmemiş. Saatleri yazarken hangi rakamı geçtiyse o rakam yazılır. Yani şu anda saat 02 sonra 2 nokta üst üste koyuyorum veya 1 nokta da koyabilirsiniz. Fark etmez. Buraya da dakikaları yazacağım. Peki dakikaları nasıl yazıyoruz? Dakikalar öğretmenim Yelkovan 4'ün üzerinde. Biz bunu 4 mi yazacağız? Hayır. Dakikaları yazarken her rakamın arası 5'er dakika. 5'er 5'er sayacağız. 0 noktası yani 12'nin olduğu yerden başlayıp 5, 10, 15, 20. O zaman saat 2'yi 20 geçiyor. 2.20 diyeceğiz. Öğleden önce. Peki bu Akrep ve Yalkova'nın konumu öğleden sonra olsaydı? O zaman da bakın ne oldu? 14 değil mi? Buraya 14 yazacağız. Peki bunun kolay bir yöntemi var mı? Var tabii ki. 2 20 yazmış yazmıştık ya öğleden önce. 2'yi 2 ile 12'yi toplayacağız. 12 2 daha ne oldu? 14 oluyor değil mi? O zaman buradaki iki sayısının olduğu yerin aynı zamanda 14 olduğunu öğleden sonra 14'ü gösterdiğini anlayacağız. Yani buradaki rakamı 12 ile toplayacağız. 14 yazacağız. Dakikalar yine aynı. 14 20. Şu anda 20 dakika geçiyor. İkinci saatimizi yapalım. Ne yapıyorduk? İlk önce akrebe bakıyoruz. Akrep Bakın 3'ü geçmiş. 4'e gelmemiş daha. O zaman ben bunu öğleden önceki zaman yazmak istediğim zaman 0-3 yazdım. Niye öğretmenim 0-3 yazıyorsun? Sadece 3 yazsaydın. Şimdi saatleri yazarken iki rakam oluyor. Buradaki baştaki rakam kısmını boş bırakmıyoruz genelde. Niye? Yaramaz bir arkadaşınız gelip de buraya başka bir rakam yaparsa bu saat 3 başına bir 1 koyar 13 olur. Sizin saatinizi karıştırır. Onun için bir tedbir alıyoruz aslında. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama öğretmenim ben sadece bir rakam ya e, yazabilirsin. Bunda bir sakınca yok. Peki dakikalara bakalım. Dakika şu anda e, yel kovan nerede? 8'i gösteriyor. Yani kaç dakika geçmiş? Bakalım sıfırdan başlıyorum sıfır noktasından. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bakın saat 3.40. Peki öğleden sonra olsaydı şu 3 ile 12'yi toplayın ne olur o zaman? 15 değil mi? Dakikalar yine aynı. 15.40 yazarız. İşte bu şekilde. Şunu da yazalım. Öğrencilerin en çok yanıldığı saat. Nasıl? Şöyle. Bakın akrep 7'ye çok yaklaşmış. Öğrenciler bunu 7 zannediyor ve buraya saat olarak hemen 7 yazıyorlar. Hayır, değil. Neden? Çünkü şu anda akrep 7'ye çok yaklaşmış ama saat 7 olmamış henüz. Nereden anladın öğretmenim derseniz yelkovan bakın tam 12'nin üzerine gelseydi tam 7 olacaktı. Ama daha gelmemiş. 5 dakika sonra gelecek. O yüzden biz şimdi saati yazarken 7 yazamayız. Çünkü tam olarak 7'ye gelmemiş. Geçtiği rakamı yazacağız. Yani ben buraya 6 yazacağım. 6'yı kaç dakika geçiyor? Bakın 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55. 55 dakika geçiyor. 7'ye çok yaklaşmış. 7'ye 5 dakika var. Hatta bazen büyüklerimize sorduğumuz zaman işte anne saat kaç? 7'ye 5 var der. Doğru. 7'ye 5 dakika kalmış. Ama yazarken böyle yazamayız. Yazarken 6.55 yazacağız. Peki bu saati öğleden sonraki bir zaman olarak yazmak isteseydik nasıl yazacaktık? 6 yazmıştık değil mi? 12 ile 6'yı toplayın 18. O zaman 18'i 55 geçiyor demeliydik ve bu şekilde yazmalıydık. Diğer saatleri de göstereyim. Bakın burada 3'ü değil mi? 3'ü geçmiş. 3'ü kaç dakika geçiyor? 10 dakika. 5, 10. 3'ü 10 geçiyor. Öğleden sonra 3 ile 12'yi topladığımız zaman 15 oluyor. 15'i 10 geçiyor. Böyle yazarız. Bu bakın 11'e çok yaklaşmış ama daha 11'e gelmemiş. Çünkü yelkovandan anlıyoruz. Yelkovan tam buraya gel gelince 11'e ulaşacak. O zaman e, 10'u geçtiği için 10 yazıyoruz. 11'e gelmedi çünkü. 10 kaç dakika geçmiş saydığımız zaman 45 dakika. 1045. Peki öğleden sonraki bir zaman olduğunda 10 ile 12'yi toplayın 22 oluyor değil mi? Onun olduğu yer bakın buradan da görebilirsiniz 22. 22.45 Şunu yapalım. Öğleden önceki bir zaman olduğunda biz bunu 0.0 yazacağız. Niye? Çünkü 0 noktasından başlamış akrep e, henüz 1'e gelmemiş daha. O zaman 0. 0.0 yazdım. 0.0 kaç dakika geçmiş yelkovan? 25. 0.0 25 yazacağız ya da öğleden sonra yazmak istediğimizde 12'yi geçmiş 13'e gelmemiş henüz 12-25 yazacağız. Saatlerle toplama ve çıkarma yapmamız gerekebilir demiştik. Nasıl? Şöyle işte e diyelim ki Ayşe sabahleyin 3 saat 20 dakika ders çalıştı. Öğleden sonra 1 saat 15 dakika çalıştı. Ayşe ne kadar ders çalıştı? Bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Bu süreleri toplamamız lazım. Demek ki toplama lazım bize. Toplama işlemi yaparken Dikkat edeceğimiz şey dakikaları ayrı toplayacağız. Sonra saatleri ayrı toplayacağız. Eğer dakikalarda fazlalık olursa buradan dakikalardaki bu fazlalık kısımları top bir araya getirip paketleyip yan tarafa saat olarak vereceğiz. Çok konuşmadan anlatayım ben aslında. Önce dakikaları topluyoruz. Dakikalar bölümünde 20 ve 15 var. 20 ile 15'i sayı olarak topluyoruz. Normal toplama işlemi. 0, 5 daha 5, 2, 1 daha 3. 35 dakika oldu. Tamam. Saatlere sıra geldi. 3 saat 1 saat daha 4 saat oldu. 4 saat 35 dakika ders çalışmış işte Ayşe. Örnek verdik ya. Şimdi bunda bir sorun yok. Şuna bakın. 45 dakika ve 35 dakika. Bunları önce bir toplayalım sayısal olarak. 45 ile 35'i normal toplama yapalım. 5 5 daha 10 elde var 1 4 bir de elde 5 3 de burada 8. 80 dakika oldu. Saatleri de toplayalım. 5 saat 2 saat daha 7 saat. Şimdi 7 saat 80 dakika ama buradaki 80 dakika da fazlalık var. Yani 60 dakikayı geçince biliyorsunuz 60 dakikada 1 saat oluyor. O zaman ben bu 80'den 60 dakikayı alacağım. Onu paketleyip 1 saat haline getireceğim ve yan tarafa vereceğim. Buradan 80'den 60'ı aldığım zaman şöyle göstereyim hatta size. Geriye 20 dakika kalıyor değil mi? Buraya 20 dakika yazacağım. Ve buradaki 60'ı paketledim ya onu bir saat yaptım ya onu yan tarafa vereceğim. Yan tarafta 7 saat vardı. Şimdi buradan geldiği için 8 saat oldu. Ve 8 saat 20 dakika oldu. Bu şekilde göstereceğiz. Peki şöyle bir saatleri toplaması olan bir problem oldu. Mesela işte saat 10.40'da yola çıkan bir araç 3 saat 25 dakika sonra gideceği yere varmış. Ve vardığında saat kaçı gösteriyor? 10:40'da yola çıkmış bu kadar yolculuk yapmış gittiği zaman saat kaç oldu? Ne yapacağız? Dakikaları toplayacağız ilk önce. Şöyle göstereyim. 40 ile 25'i topluyorum. 5, 4, 2 daha 6, 65. 10 ile 3'ü topluyorum 13. Bu araç 13:65'te gideceği yere varmıştır dersek yanlış olur. Niye? Çünkü 60 dakikayı geçince bir saat olup yan tarafa gitmesi gerekiyor. O zaman ben buradaki 60'ı alıyorum, yan tarafa 1 saat veriyorum. Burası oldu 14. Burada ne kaldı? 60 gidince 5 kaldı değil mi? O zaman 0.5 kaldı yani. 14.05 oluyor. Demek ki bu araç 14.05'te gideceği yere varmış. Yani 10.40'da yola çıkmış. 3 saat 25 dakika yol gitmiş. Gittiği zaman saat artık 14.05'i gösteriyormuş deriz. Diğer çıkarmaları da yapalım. Şimdi çıkarmalarda da aynı yöntem. Dakikalarla başlayacağız. 40'tan 15 çıkarabiliyorum. Bu iş, Burada işim kolay. Çıkarıyorum. Normal sayısal olarak çıkarıyorum. Sıfırdan çıkmaz. Komşudan aldım. 10'dan 5 çıktı. 5. 3 Üç kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2. 25 dakika. Tamam. 5 saatten 2 saat çıkardım. 3 saat. Bu da tamam. Yalnız şuna bakın. Şurada bir sorun var. Niye? 10 dakikadan 20 dakikayı çıkaramıyorum. Ne yapacağım o zaman? Komşudan yardım isteyeceğim. Komşu diyeceğim ki hey komşu bana bir tane saatini verir misin? Komşuda 8 tane saat var. Bir tanesini sana verecek. Kendisinde 7 tane saat kalacak. Peki bir saat kaç dakika? 60 dakika değil mi? Sen buraya onu yazarken dakika olarak yazman lazım. 60 dakika komşudan geldi. 10 da burada var. 60, 10 daha 70 dakika oldu burası. Şimdi çıkarabilirim artık. 70'ten 20'yi sayısal olarak çıkarıyorum. 0, 5. 7'den de 3 çıktı. 4. Demek ki 8 saat 10 dakikadan bu kadar saati 3 saat 20 dakikayı çıkarınca 4 saat 50 dakika kalıyormuş. Diyelim ki şunu e, yapalım. Bu nasıl bir sorun e, şey olur, işlemi olabilir. Şöyle olabilir. İşte bir film eee saat 8.15'te bitti. Filmin süresi 3 saat 45 dakika sürdü. Film ne zaman başlamıştı? Böyle bir soru olabilir. O zaman bittiği saatten ne kadar sürdüyse bunu çıkarmak gerekir. Çıkarmak için de dakikalardan başlayacağız ama yine çıkmıyor. 15 var, 45 var. Ne yapacağız o zaman? Komşudan bir saat isteyeceğiz. Hey komşu bana bir saat ver diyeceğiz. Komşu da 7 saat kalacak. Bize verecek 60 dakika. Bu verdiği bir saati dakika olarak e, alacağız. Ve 15 de burada var. 60-15 tane olur. 75 dakika olur. Şunları sileyim de karışmasın. Ve şimdi çıkarabilirim. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 4 çıktı 3. 7'den 3 çıktı 4. Bakın ne olur Burada 0. Niye iki nokta koyuyorum? <laughs> 4 saat 30 dakika. Demek ki e, şey, 4-30. Yani bu film 4 da başlamış. Bu kadar sürmüş ve işte 8 815'te bitmiş. Bu problemi çözüm olabilir. Şimdi birkaç tane de problem yapayım da e, anlattıklarımız daha bir e, öğrenilmesi kolay olsun. 1- sabah saat e, sabah 4 saat 15 dakika öğleden sonra 3 saat 25 dakika çalışan bir işçi toplam kaç saat kaç dakika çalışmıştır? Ne yapıyoruz? Sabah çalıştıklarını yazalım 4 saat 15 dakika 3 saat 25 dakikadan öğleden sonra çalışmış toplayalım 5 5 daha 10 2 oldu. 4 40 dakika oldu. 7 saat 40 dakika çalışmış. Bu kadar. İkincisi saat 14.45'te yola çıkan araba saat 17.15'te gideceği yere varmıştır. Buna göre yolculuk ne kadar sürmüştür? İşte çıkarma işlemi gerektiren bir problem. Ne zaman vardı? 17.15'te. Gittiği saatten yola çıktığı saati çıkaracağız. Yolda ne kadar süre geçmiş bakalım. Çıkarırken ne yapıyoruz? Dakikalardan ama çıkmıyor. 15'ten 45 çıkmaz. Hemen komşudan 1 saat alıyoruz. 60 dakika yani 1 saat. 15 de burada var. 60, 15 daha 75 oldu. Komşuda 17 vardı. 16 kaldı. Çıkaralım şimdi. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 4 çıktı 3. 6'dan 4 çıktı 2. Ve ne oldu? 2, 30. Yani 2 saat 30 dakika yolculuk sürmüş. Araç bu kadar yol gitmiş. Yani bu kadar süre yol gitmiş. Son iki soruyu da yapalım. Enes saat 14.55'te spor yapmaya başlamış ve 1 saat 20 dakika spor yapmıştır. Enes spor yapmayı bitirdiğinde saat kaç olmuştur? 14.55'te başlamış. O zaman bu kadar spor yaptıysa toplayacağız. 1 saat 20 dakika. Toplayalım bakalım. 5 0 daha 5 7 5 15 75. E saat 15.75 olmaz. Ne olacak buradaki 60 dakikayı alıp yan tarafa vereceğiz. 75'ten 60'ı çıkarıyorum. Bir saat yapıp yan tarafa veriyorum. Burası oldu. 16. 75'ten 60 gidince geriye ne kaldı? 15 kaldı. Demek ki Enes sporunu bitirdiğinde saat 16.15'i gösteriyormuş. Son sorum. Saat 14.05'te ders çalışmaya başlayan Hatice 35'er dakikalık 2 ders yapmış ve 10 dakika ara vermiştir. Hatice ders çalışmayı bitirdiğinde saat kaç olmuştur? Şimdi 35 dakikalık 2 tane ders yaptı. Bir de 10 dakika. Yani şöyle 35 dakika yaptı. 35 dakika 2 tane ders yaptı. Bir de 10 dakikalık da ara verdi, dinlendi. Bunu da bir toplayalım bakalım. Ne kadar süre geçti çalışmaya başladıktan sonra. 5, 5 daha 10, 0 daha yine 10. Elde var 1, verdim 4, 3 daha 7, bir daha burada 8. 80 dakika ne yapmış? Çalışmış. Şimdi bunu isterseniz şöyle 14.05 ile 80 dakikayı toplayıp sonra saate verebilirsiniz. Ya da böyle değil de öbür türlü yapabilirsiniz. Yani 80 dakikayı ayırırsınız. 80 dakika demek 60 dakikayı ayır bir saat yap. Geriye 20 kalıyor. 20 dakika. Böyle de yazabilirsin. İkisi de aynı çıkacak. Bakın şimdi göstereceğim. 1 saat 20 dakika demek bu. İlk önce şunu yapalım. Sonra bunu da göstereceğim. 5 2 5 15-25'te çalışması bitmiş. Bir de şunu toplayalım. Bakın 5 8 ne oldu? 14.85. Tabii ki burada 14.85 diye bir saat olmadığı için 60'ını alıp yan tarafa veriyorum. 15 oldu. 85'ten 60 çıkınca ne kalıyor? Geriye 25 kalıyor değil mi? Bakın 15-25 yine aynısı oldu. Fark etmez. İster böyle çözün ister böyle çözün. Hangi size kolay geliyorsa. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.